Abi şunu bir yazayım bir sene ya. Konuya hakim olmak, konuyu bilmek, uluslararası ve ulusal bazda deneyimi, tecrübesiyle bu noktada adayımız inanıyorum ki İzmir için en ideal bir hizmetkardır. En ideal bir belediye başkan adayıdır. Ve bu iş bizim işimiz. Meslek olarak bizim işimiz. Ve bakanımız zaten altyapı, üst yapı konularında çok çok uzman bir arkadaşımız. Ve 3 dönem ulusal bazda Türkiye'ye hizmet verdi. Ve inanıyoruz ki bundan sonra da İzmir'e böyle bir hizmeti inşallah eğer İzmir halkı, İzmirli kardeşlerim böyle bir tercih ortaya koyarlarsa ve İzmir halkıyla Binali Yıldırım kardeşimiz bütünleşmek suretiyle İzmir bugüne kadar görmediği bir hizmeti görecektir. Gerçek manada şehirciliği inanıyorum ki AK belediyecilikle görecektir. Çok ciddi bir değişimi, dönüşümü, modern bir şehirciliği inanıyorum ki bizimle yaşayacaktır. Binali kardeşimle yaşayacaktır. Çünkü bu iş hakikaten bilgi istiyor. Uluslararası anlamda belli bir birikim gerektiriyor. Ve bu birikim eğer varsa İzmir'in bugüne kadar muhtaç olduğu. Çünkü ben şu anda görüyorum. Bakın şu gezdiğimiz bütün yollar, çevre yolları vesaire hepsi bunlar merkezi yönetimin yolları. Ve burada yerel yönetimde bunların yapılması. Şurada yerel yönetimin şöyle dalçıklarına baktığınız zaman bile yani 5-6 tane dalçık görürsünüz. Bir su sorununu büyükşehir çözememişiz. Bir su sorununu bile bizler devlet su işleriyle çözdük, hala devam ediyoruz. Aynı şekilde raylı sistemlerde yine bizlerin verdiği destekle bunlar çözüldü. Bütün yani şurada bir uluslararası biliyorsunuz üniversiteler arası bir oyun, olimpiyat düzenlendi. O bile yine bizim üniversiteye verdiğimiz destekle çözülmüştür. Yani İzmir'i istiyoruz ki gerçekten bütün kongre merkezleriyle uluslararası bir şehir olarak çok daha farklı bir konuma taşıyalım. Bunun için Binali Bey bütün projelerini, her şeyini ortaya koymak suretiyle yani biz laf üretmekten çok nasıl bir projeci, aynı zamanda uygulamacı olduğumuzu göstereceğiz. Çünkü artık mülki sınırlarıyla bir büyükşehir belediyesi, biliyorsunuz CHP büyükşehir belediyesi yasasına itiraz etti. Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Çünkü bunlar hangi yüzde şu anda tabii halkın karşısına çıkıp da biz büyükşehir belediyesini yöneteceğiz diyecekler. Çünkü bunlar büyükşehri yönetme noktasında böyle bir idealleri yok. Şu anda İzmir kısmi büyükşehirdir. Ama 30 Mart'tan sonra ülke sınırla tam büyükşehir olacak yeni yasaya göre. Bu yasayı da hazırlayan biliyorsunuz biziz. Ve getirdik. Arzumuz o ki İzmir'in en ücra köşesinde yani köylerine varıncaya kadar onlar modern şehirciliği tatsınlar. Yani köy olarak kalmasın. Artık şehir nedir? Şehircilik nedir? Bunu görsünler. İşte şimdi şurada da görüyorsunuz. Konağı buraya bağlayan biziz. Tünelle bağlıyoruz. Buradaki şu kavşakla burayı da yine aynı şekilde çok çok farklı bir şehircilik anlayışıyla, ulaşımı rahatlatmak anlayışıyla bir adım atıyoruz. Yarın da zannediyorum burada Büyükşehir Belediyesi'nin 1,5 kilometrelik bir hizmeti varmış. Onun tamam tabii bir hizmet çünkü onun devamı var. 1,5 kilometre bitmiş bir şey değil. Temenni ederiz ki belediye seçimlerine kadar o kalan kısmı 6 kilometreyi nasıl bitireceklerse onu da bitirirler. İzmir'e selamlar, sevgiler. Evet. Sayın Bakanım, bu gönülsüz olduğu iddia ediliyor. Abi. Nasıl? Gönülsüz aday olduğu iddia ediliyor ama çok güçlü olduğu için mi buradan aday gösteriyor? Ama gülüşünden herhalde ne kadar gönüllü olduğunu anladınız.